Yaprağını kopardı, yere koydu. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, ben Deniz. Bugün tütün dikmeye geldik arkadaşlar. Sabah yolda nasıl geldik? Önce size onu bir izleteyim. Ondan sonra buraya tekrar dönelim. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne var yani? Bu ne böğrünü açmışsın Kemal? Valla buranın düğmesi yok. Olmadığı için böyle. Giymeseydin onu. Suyumuzu aldık gidiyoruz arkadaşlar. Tarlaya geldik arkadaşlar. Tarla şu ileride. Eltim ve diğer kaynım yolda indiler. Çünkü yol çok kötü olduğu için arabanın altı yere değiyor. Onlar şurada bir yerde indiler. Şu an yürüyerek geliyorlar. Biz de eşyaları indiriyoruz. Arabaya bindi. Deniz gel. Deniz. Deniz tarlaya geldi. Orası 2 dönüm 800 metrekare bir alana sahip. Şimdi biz direkt kahvaltı yap, çayı koyacağız. Erkekler suyu bırakıp biraz sütüm dikene kadar ben de biraz çay demler, kahvaltı hazırlarım. Elini arkana niye koyuyorsun? Ha? Sen ağa mı oldun? Teker. Teker mi? He. Ne yapacaksın teker? Var 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 kız var. Kabap ya çık kolun diye. Bakıyor musun? Yani bak kırık karşıya o. Ya gül o kırık gibi de mi de kırık? Arası kırık gibi de kırık. Ya yenge burada balık ya. Araya balık. Burada balık yok ki arası. Şimdi babam motoru çalıştıracak. Su motoru. Bozu mozu da. Bunları da kaynatıp yiyeceğiz arkadaşlar. Nefes mi
çayımızı demledik arkadaşlar. Biberleri de pişiriyorum. Yumurtalarımız da kaynadı. Onlar biraz sütün dikiyorlar. Birazdan gelecekler. Hep beraber kahvaltı yapacağız. Narin de bana yardım ediyor. Bakın sofrayı hazırlıyor. Deniz, Deniz'e çok acıkmış. Deniz sofraya basma canım. Sofraya basma. Deniz sofraya basma. Deniz buraya basma. İnan. Hah. Aferin. Ben bir taba mı koysam? Sinekler bizi rahat bırakmaz oğlum. Burada da çok var. Su kenarı ya. Çekelek, peynir, sinekler. Sinek hariç her şey güzel. Deniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aras. Sen çok abartıyorsun. Afiyet olsun. Aras Bey, sen güzel yıkadın mı? Deniz, afiyet olsun. Sevgili sinekler, lütfen yemek yememize izin verin. Ben bir ekmek daha verin. Böyle bulaşık yıkıyorum. Burada deterjan yok. Külle yıkıyorum arkadaşlar. Bez de yok. Yaprak kullanıyorum. Ben yemekle çayla ilgileneceğim. Onlar da tütün dikecek. Kolay gelsin Narin. Ya öyle çok yorulursun onu. Bir götür. Birer birer götür. Kemal? Bak sana şapkayı getirdim. Kafanı kaldır. Nereden çıktı şapka? Aferin, aferin. Sağ ol. Görüyorsun sen nasıl düşünüyorum. Aferin, aferin. Karşılığında düzelsen her sağ zaman. Sağ ol. Ya açın tütün dağıdın mı lan? Yarın baş parmakla dikilmez dikilmez. Orta parmakla dikiyorum ha. Aras, sen ne iş yapıyorsun? Valla işi Aras seni zor ha. Valla al tütün. Aras, sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Tütün veriyorum. Çocuk bize bakmıyor da ya artık. Yüzümüze de bakmışsın ya. Çünkü çalışıyor. Çalışıyor tabii, çocuk çalışıyor. Çocuğu meşgul etmeyin. Aras. Yok, çocuğu meşgul etme ya. Aras biraz daha az getir ki anne elinde tutabilsin. Sen bana da çok veriyorsun ha. Bir soğun evet ne? Öyle yapıyor ki hızlı dikin ha. Sen kıza benziyorsun. He. Ama sen bana yetişemiyorsun. Tamam işte ne bak diyor yamçur gibi.
Açıdan artık oldu ki bana tam içi oldu. Valla güzel gidiyor. Sen sana bir tane yemir ha. Ben sana katılırım, bir şey olmaz. Sen kadar iyi bir Yusuf valla. Oğlum sen bana yetişemiyorsun ha. Ya tamam ben senden iyi dikiyorum. Ya valla hayırlı bozdum. Kema da güzel dikiyor ha. Valla sen şimdi ne oluyor? Bu beşi. Kara ispaz etmiş. Sen ne yapıyorsun ki? Bakın hep hani aç. Ne oluyor evi dronu mu? Hem bir de damla mı ya? Kolay. Ne yapıyorsun? Bakın arkadaşlar arasın ellerini. Bakayım. Çalışkan çocuk elleri bunlar. Atacak. Kendine eşi alacak. Dari. Nasıl dikiyorsun? Ben tütün dikmeyi seviyor musun? Ara sıkıla tütün getirsene. Ablacığına getir ablacığına. Küçüklüğümde çok tütün tarlasında çalıştım yani. O yüzden sevmiyorum. Geçip sadece halkayı çarptın ama. Deniz burada uyumuş. Lan Deniz uyandın mı? Gel gel gel. Deniz. Gel gel. Biz kalk. Şimdi karpuz yiyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Gel otur, gel otur. Kaç bunu? Yavaş 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 yavaş. Deniz karpuzu çok seviyor. Deniz. Orada kavar. Bu da sen. Aha. Baba Deniz'e. Bak sana. Görüs görüs. Güzel dur o zaman. Ama su açınca yukarı kadar ayda para. Ben mi bileceğim? Şimdi pilav yapacağım. Yanına da salata yapacağım arkadaşlar. Şöyle tavuk var. Tavuk kaynatacağım. İçerisine daha sonra ay elim yandı. Bulguru ekleyeceğim. Şöyle köpüğünü alalım. Tavuğumuz pişiyor arkadaşlar. Bakın. 20 dakikadır kaynıyor. Biraz daha kaynayınca bulguru ekleyeceğim. Salatayı da hazırladım. Nardine dinlenmeye geldi bu arada. Salatayı da şöyle hazırladım. Sinekler konmasın diye üstünü böyle örttüm. Deniz'de bisküvi yiyor. Bebe bisküvisi değil mi Deniz? Deniz çok o sinekler yedi çocuğu. Pis sinekler. Deniz mami.
Mami. Mami. Deniz. Deniz çalıştı. Çalıştı. Bakın ellerin az çamur olmuş. Çok çalışmış. Bakın üstünü başını çamur yapmış. Çok da rüzgar esiyor. Tarlada gidiyor, tamam. Sonra sen söyleyeceğim bu arada gidiyor. Aşkına yakalayıp tarlaya girmeyeceğim. Deniz, sen bisküvileri bitirdin ha. Çok mu Keşke Çınar da gelseydi, değil mi? Evet. Keşke Çınar da gelseydi. Özledik Çınar'ı. Evet. Çınar gidiyor ot toplamaya arkadaşlar. Ailesiyle beraber başka bir köyde ot biçiyorlar. Başka bir köyde. O yüzden bu aralar görüşemiyoruz. Bir haftadır falan görüşemedik yani. Evet. Biz abi istesin. Aferin. Seni çekiyor Deniz. Merhaba. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Ben Deniz. Aras. Git anneyi, Deniz'i şuraya götür. Anneye bir kere yüzünü orada yıkasın. De yüzü çok kirlenmiş. Hadi. Ben sen dur. Peşimler ha. Ya para Xiaomi telefon en iyisi ya. Xiaomi Xiaomi var mı ya? Note 8. Nasıl zeki yapar ki? Bro, biraz soy gemi da, sev gemi da. Temel abi soy. Yani bu atış bizim normal bir şey. Gel abi top soy. Bana vapuru bak ola. Bağırma Kemal duyuyoruz ha. Bekliyorum ben ya. Sen onların kelimesini nerede öğrendin? Biz nereden öğrendim? Yemeğimiz hazır, bize afiyet olsun. Bundan iyisi Deniz Şam'da kayısı. Deniz bak ya. Yemek yerken çok mutlu oluyor. Şu abi ayız lazım. Çayımızı demleyelim. Deneri. Safte o border totan hangi nodu? Başlat. Uyku moduna geçtik arkadaşlar. Dinleniyorlar. Bu da bakalım burada kim varmış. Sinekler kalmasın diyorsun artık. Burada doyuyor. Aziz burada. Yusuf abi çoktan dalmış. Deniz. Uyku çok güzel. Aydın oğlu haberi bana gelmiş ama. Peki ona bitmiyor kadın. Çünkü sevgili bakıyor. Kurt gör ya, prefer gör. İbana. Bu kısmı bitirdiler arkadaşlar. O besteyi. Hadi.
Biz bölüme beste diyoruz arkadaşlar. Bu birinci bölümü bitirdiler. Şimdi bu tarafı dikecekler. Bu şekilde. Dedik. Deniz kolay gelsin. Dedik. Deniz kolay gelsin. Deniz meşgul edilmekten hiç hoşlanmıyor. Rahatsız ettik çocuğu ya. İşini yapıyordu. Deniz dik, hadi dik dik dik. Sen niye boş duruyorsun? He? Hiç hızlı çalışmıyorsun ya. Bak ne yapıyor. Yaprağını kopardı, yere koydu. He? Buraya. Çamurun içine koyacaksın Deniz. Bak böyle. Girdi bak. Gördün? Aferin, bu Deniz'in tütünü. Aferin Deniz. Arazona verme. Pis yapıyor. Dikkat dik. Onlar dik. Buraya dik. Bak Deniz böyle yapacağım bak. Bak. Bak böyle aşağı koyacağım bak. Gitti, gördün mü? Hı. Narin nasıl oldun? Biraz ayı oldu mu? Narin'in gözüne bir şey girmiş. Sabahtan beri ağrıyoruz. Biraz çay peçetenin içerisine koydum. Gözün üzerine indirdim. Biraz daha iyi mi? Gidip geliyor mu şimdi? Ha, bence o şey yumuşatmıştır. Ben çakıl falan girdi senin gözüne. Sabah evden çıkarken çok rüzgar esiyormuş çadırda. Çadırın önünde şey girmiş gözüne, toz. Herhalde böyle küçük çakıl falan girmiş. Saçlarını şuradan çekeyim. Dur saçımda bir dokunayım. Bir daha böyle görmeyeyim. Böyle alnında saç da çıkar. Tamam mı? Evim o. Bak ne güzel, gözüne girmiyor. Ben bu tarafa bir tane, bu tarafa bir tane, buraya bir tane takacağım. Beni sen çekiyorsun mu? Şu an dünyada zararsız bir şey yok ki. Yani şu anda bizim yediğimiz zemze, meyve artık ne kullanıyorsak, ne yiyorsak, ne içiyorsak %40'ından fazlası zararlı. Ya tütün de şöyle bir şey, yani isteyen içer, isteyen içmez. Yani tercih meselesi. Mesela alkol zararlı bir şey ama kalkıp alkol fabrikalarını kapatmıyor. Yani ihtiyaca bağlı, isteğe bağlı. İyi bir şey olmadı zaten ortada ama işte insanlar bundan geçimini sağlıyor. Ve binlerce insan bundan geçimini sağlıyor. Sadece Çelikhan değil, Adıyaman değil, bunun esnafı var, bunun aracısı var, bunun doğramacısı var. Artık bir sektör olmuş. Yani tüm dünyada da yapılan bir ürün. Sadece Türkiye'de Çelikhan'da bir da. Bir de mesela biz yapmasak zaten yurt dışından yani paket gelecek. Alacaklar. Yurt dışından ithal edeceğiz. Amerikan şirketlerine gidecek. Farklı yani, şirketlere gidecek. Hani tamamen yasaklansa biz de yapmayalım. Yani dünya üzerinde yasak. Ya, kalkıp zararlı her şeyi yasaklasalar da zaten bir şey kalmaz ki. Yani şu an yediğimiz meyve sebzelerde arkadaşlar bunu tabii tütün. Şu anda bir domatesdeki zehir oranı tütünü desteklemek için söylemiyorum ama şu an mesela bu sebzelere, meyvelere atılan ilaçlar tütüne atılan ilaçlardan daha fazla, emin olabilirsiniz. Yani çünkü benim babam sera yapılan yerlere gittim. Yani en az 10 tane ilaç atıyorlar. Yani. Benim babam 100 yaşına kadar yaşadı. Hastalandı, doktora götürdük. Doktor dedi ki bu adamın ciğerleri sapasağlam. Nasıl sağlam dedik, işte adam 50-60 yıldır sigara içiyor, bir de şeyle içiyor, normal sigara kağıtla da içmiyor, bu küçük purolar var ya, onunla içiyordu. Dedi bu adam hayatında sigara içmemiş. Nasıl içmemiş? O da içmemiş. Sonra nasıl içti? Köyde yaptığı tütünü içtiği için, tamamen zararsız olduğu için, içinin içine de çekmiyor, ondan dolayı zarar vermiyor. Yani tütünü şey genelde, yani atılan ilaç genelde zarar veriyor. Yani bir de evet, kullanma oranı artık ne kadar içiyorsun, ne şekilde içiyorsun. Doğru. O şekilde. Toprağı o kadar ilaca alıştırmışlar ki ilaçsız da yetişmiyor ama böyle dağ bayır olacak. Hiç ilaç çevrede çok tarla olmayan yerlerde tek tük tarlalarda hiç ilaç atılmamışsa oralarda ilaçsız yapabiliyorsunuz. Ama bu şekilde mesela bu tütün ovası burası hepsi. Siz atmasanız da ilaç komşunuz attığı için o ilaç direkt sizin tarlanıza geliyor. Yani mesela şu an bu tarlada 3 çeşit ilaç var. Sonbahara kadar bu ona çıkacak. Toprağı zehirliyorlar arkadaşlar. Yani bir şey değil. Topraklarda artık
tütün sürekli hastalanıyor, tütün sürekli çok çeşitli hastalıklar çıkıyor. O da çok fazla ilaçlamadan kaynaklanıyor. Çünkü bir defa toprağa ilaç attığımız zaman toprak daha fazla, ertesi sene daha fazla ilaç istiyor ve bir yerden sonra artık o toprağı iyileştiremiyorsunuz. Yani siz şu toprağa şu an 50 yılda geçse hiç ilaç atmayın, o toprak ancak şey olur, yani kendine gelir. Ancak arınabilir. Bu insan antibiyotik içmesi gibi bir şey yani. Antibiyotik içiyorsunuz mesela, vücutunu 10 senede dışarı atabiliyor. Şuraya kadar diktik arkadaşlar, şuraya şu kadar kaldı bakın, yani yarısı bitti, %60'ı bitti, %40'ı kaldı yani şu tarafın, tabi o taraf bitti. Böyle 3 saatlik bir iş kalmış şu kısımda, tütün bitti yani, dikecek tütün bittiği için dikemiyoruz şimdi, artık yarın ertesi gün gelip dikerler. Narin de bize çay yapmış bakın. Gözü de çok kötü olmuş ya. Bakayım Narin gözüne. Bak canım. Bizi de çek, bizi de çek. No, böyle. Ah, cici oldu, cici. Deniz cici oldu. Deniz, nasıldı gördün? Yüzü gözü hep toprağı. Az burnunu da sil ya. Dur bakayım. Dur. Deniz. Amca seni temizliyor. Sen böyle bitir. O yeni yüzüme bana nasıl çıkmış? Dur abi, bu çerçeği de temizle. Değiştir onu, değiştir, bir tane daha sil. Bir de burnunu da temizle hadi. Onunla değil, başka bir tane daha al. Şundan bir tane daha al. Cici oldu, cici. Evet, Deniz tertemiz oldu. Eve gidince bir de banyo yapar. Değil mi Deniz? Gönder olur. Gönder. Ben de parmız gibi olurum. Ben de küçükken çok tombul bir şeydim. Bana şey kupe diyorlardı. Kup. Büyük geniş küpler oluyor. Ben de böyle tombul bir şeydim. Bana kupe, yani küp demek istiyorlardı. Ben de çok kızıyordum insanlara. Teyzem çok söylüyordu bana. Kupe diyordu hep. Narin. Onu almak lazım. Ya süt koysalar iyi gelir, anne sütü. Anne sütü çok. Anne sütü hemen iyileştirir. Dur. Bir damla süt koysalar. Keçi sütü. Anne sütü, anne. Deniz, keyfin yerinde ha. Bir kere gözüme baksana. Yenge gözüme ne olmuş? Şu an daha yeni görüyorum. Ya çok kötü olmuş. İçi dolu kan olmuş. Kapalı mı ya? Biraz iyi olmuş işte, ben onu diyorum. Ben kamera şu an çekiyorum. Ne? Küçük ama şey olmuş. Deniz buraya gel. Niye amca? Sen çekmiyor musun sen? Niye? Ya hepsini atacağım YouTube'a. Ya. Deniz. Kendin dikmediğin sürece bilemezsin. Kendin ekeceksin. Bir de tohum da organik olacak. Karga. Tohumu yedim. Mesela sen tohumu dikiyorsun. Marketten alıyorsun. Tohum organik olmadı mı? Sen ne kadar ilaç vermezsin, sen de sıkıyorsun. Dışarıdan zaten hiç tohum almayacaksın. Yerli tohum olduğuna emin olacaksın. Yaptırdım yine bu. Takip ediyor, o tabi.
Eşyalarımızı topladık arkadaşlar. Gidiyoruz. Bir kısmını burada bıraktık. Çaydanlığı falan. Yarın çünkü tekrar gelecekler. Hadi gidelim.